Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa Neden Günahkarları Çağırmaya Geldi adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimizde Markos 2. bölüm 17. ayet. Bunu duyan İsa onlara sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var dedi. Ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim. Markos 2. bölüm 17. ayet. Arkadaşlar, İsa dünyaya günahsızlar için mi yoksa günahkarlar için mi geldi? Aslında kişi kendini günahlı görmüyorsa İsa'ya ihtiyaç duymaz. İsa bizim günahkarları kurtarmak için bu dünyaya geldi. İsa görevine başlar başlamaz göksel egemenliğin müjdesini duyurarak bütün hastaları iyileştirdi ve kötü ruhları kovdu. Bir gün İsa Celile'de bulunan bir göl kıyısına gitti. Onun orada olduğunu duyan bütün halk da yanına geldi. İsa kalabalığı görünce durup onlara Tanrı'nın egemenliğinin ne olduğu hakkında öğretmeye başladı. O her zaman ve her yerde dolaşarak Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. İsa halka öğretirken, sonra bir yerden geçerken, vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Biliyor musunuz? O dönemde Yahudiler Roma İmparatoru'nun hükmü altındaydı. Bu yüzden Roma'ya vergi ödemeleri gerekiyordu. Levi, Yahudi olduğu halde Romalılar adına vergi topluyordu. Yahudiler vergi görevlilerini soyguncu olarak görmekteydiler. Çünkü vergileri gizlice arttırıp insanlardan fazla para alarak kendi ceplerini dolduruyorlardı. Vergi toplamakla yükümlü bu insanlar Roma devleti tarafından verilmiş yetkileri kötüye kullandılar. Kendi arzularıyla Romalıların kötü amaçlarına hizmet ettiler. O yüzden halk onları günahkar olarak kabul edip onlardan nefret ettiler. Ama İsa bütün bunlara rağmen vergi toplama yerinden geçerken orada oturan Levi'nin yanına yaklaştı ve ona "Ardımdan gel," dedi. İsa halk tarafından nefret edilen vergi görevlisini kendi öğrencisi olarak yanına çağırmaktaydı. Levi çok şaşırdı. Çünkü daha önce İsa hakkında bir şeyler duymuştu ve bu yüzden ona yürekten saygı duyuyordu. İçten içe onun öğrencisi olmayı diliyordu. Bunun üzerine İsa kendisini çağırdığı için hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Vergi görevlisi Levi, İsa onu çağırınca her şeyini bıraktı. Hemen kalkıp onun ardından gitti. Arkadaşlar, vergi görevlisi Levi o kadar sevindi ki İsa'yı yemek yemesi için evine bile davet etti. Ve birçok vergi görevlisiyle günahkarları da bu yemeğe davet etti. Bu insanların hepsi günahkardı ama İsa'yı seviyorlardı. Bu sırada İsa'nın yaptıklarını takip eden Ferisiler ve din bilginleri vardı. Bunlar kendilerini Tanrı'ya inanan ve ona en yakın kişiler olarak gördükleri için diğer insanları kolayca yargılayabiliyorlardı. Bu yüzden İsa'nın beraber yemek yediği kişileri görünce öğrencilerine "Niçin İsa vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa, Ferisi ve din bilginlerinin öğrencilerine ne dediğini duydu ve onlara dönüp, evet bugünkü ezber ayetimiz olan bu sözleri söyledi. "Sağlamların değil, hastaların doktora ihtiyacı vardır," dedi. Ardından onlara bu cümlenin anlamını ve kendisinin hangi nedenle bu dünyaya geldiğini anlattı. "Ben doğru kişileri değil,
günahkarları çağırmaya geldim. İsa açıkça kendisini günahkar olarak kabul edenlere yardım edeceğini söylemişti. O dönemde Ferisiler ve din bilginleri sadece kendilerini Tanrı için kutsal ve doğru kişi olarak kabul ettiler. Aynı zamanda diğer insanları aşağılayarak yargıladılar. Bunu bilen İsa, onları azarlamak için bunları söylemişti. Bu olay bize İsa'nın Ferisiler ve din bilginleri gibi kendini herkesten üstün gören kişilerden hoşnut olmadığını anlatmaktadır. Fakat İsa ile yemek yiyen vergi görevlileri günahlı olduklarını kabul ettikleri için bütün yürekleriyle İsa'yı sevdiler. İsa günahlı olduklarını itiraf eden bu alçak gönüllü kişilerin günahlarını bağışlamak ve cennete götürmek için geldiğini söyledi. İsa o dönemde kendileriyle övünen Ferisilerin ve din bilginlerinin sevgisinin gerçek olmadığını, ancak vergi görevlisi Levi'nin Tanrı'ya doğru ve gerçek bir sevgi beslediğini anladı. Bu yüzden Levi'nin yanına geldi. İsa, insanın dış görünüşüne değil arkadaşlar, yüreğine bakar. İnsanların hataları, günahları olabilir. Fakat İsa bütün yüreğiyle hatasını anlayan ve yürekten tövbe eden kişileri yine de kabul eder. Evet, bu hikayedeki gibi kendini günahkar olarak kabul eden vergi görevlisi Levi'nin yanına gelen İsa, aynı şekilde bugün tekrar temiz yürekle İsa'yı arayıp onu seven kişilerin yanına da gelerek Rabbin lütfunu ve bereketini onlara verecektir. Sevgili arkadaşlar, İsa'nın sadece günahkar olduğunu kabul edenlere yardım edebileceğini unutmayalım. Her gün Rab İsa'nın hayatımıza ve yüreğimize gelmesi için Levi gibi temiz yüreğe sahip olalım. Alçak gönüllü olarak Rab İsa'yı sevelim.